Nurhan Hanım, düzelecek. Kendinizi bırakmayın. Metanetli olun. Nasıl olayım Nermin Hanım? Kalbi var bu adamın. Kriz geçirdi daha önce. Ah Yaşar, ah. Yaşar. Odasına götür. Biraz dinlensin. Sonra görebilirsiniz. Burhan. Yaşar Bey kalp krizi geçirmiş. Sanırım bu ikinci defa oluyor. Maalesef doktor. Öyle. Peki ilk krizden sonra yine kalbi sıkıştı mı? Bu hafta birkaç kere sıkıştı kalbi ama kısa sürdü. İki krizi de çok ucuz atlattı. Bundan sonra çok dikkatli olmalısınız. Bir dahaki sefere bu kadar şans olmayabilir. Tamam. Tamam sağ olun. Elimizden geleni yaparız. Geçmiş olsun. Eylül, istersen geri dönelim. Bak eğer dönelim dersen sana kızmam, alınmam. O senin baban. Anlarım bunu. Olmaz. Sen de benim diğer yarımsın. Biz artık yalnızız. Sadece ikimiz varız. Benim bir ailem yok. Başka bir yuvam yok. Ben varım sevgilim. Senin ailen benim. Yuvam benim. Bak sana söz veriyorum. Ölene kadar yanında olacağım. Tamam. Hadi. Hadi kalk buraları toplayalım biraz. Nermin teyzeciğim. Ne oldu Yaşar Bey, iyi mi? İyi kızım, iyi. Şükür atlattı. Ama ölümden döndü adamcağız. Az kalsın ölüyordu. Kalbi var tabii. Dayanmıyor artık böyle şeylere. Üzülmemesi lazım. Doktor ne dedi? Ne desin? Büyük risk varmış. Üzülmemesi lazımmış. Çok kötüymüş. Çok geçmiş olsun. İnşallah bir an önce toparlar, iyileşir. Amin kızım. İnşallah. Acı kaybımız, çok sevdiğimiz babamız, her şeyimiz Yaşar uğurlu vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Kocatepe Camii'nden kaldırılacaktır. Harika oldu. Yarın bu ilanı görünce ne yapacaksın bakalım Eylül Hanım? Seni tıpış tıpış geri getireceğim. Yazımla arama giremeyeceksin. Yerinize bir bulayım. Bak sana neler yapıyorum Eylül Hanım. Sevdiğimi elimden almak neymiş? Sana göstereceğim. Yağız'ı sana bırakmam. Bu benim.
Şu hale bak. Rezil ettiler bizi, rezil. Milletin yüzüne nasıl bakacağız? Olacak iş mi bu? Ah Yaz, ah! Vallahi aklım yaşardı. Nerede kaldı ki? İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Nurhan Hanım, gelir birazdan. Kötü düşünme. Ah, ah. Rezil olduk millete. Bilsem o Eylül'ü gelinim diye bağrıma basar mıydım? Bırak oğlumu almayı, kapımdan içeri sokmazdım. Belki de Yaşar çocukları bulmuştur. Onların yanındadır. Bulduysa belki razı etmiştir çocukları. Alır gelir şimdi. Geldi, geldi. Yaşar'ım. Oy, nerede kaldın saatlerdir? Çok merak ettik. Çocukları buldum. Çok şükür. Neredeler? Bir tek Eylül mü geldi? Eylül yavrum. Gelmediler. Uçağı buydu zaten. Nasıl gelmediler? Neredeyse yalvardım ama gelmediler. Allah'ım, Allah'ım sen aklını koru yarabbim. Gelmezsen baban yok dedim. Seni silerim dedim. Dinlemedim. Kızım, beni dinlemedin. Yaşar. Yaşar'ım. Yaşar Bey, yardım edin. Yardım edin. Yaşar. Yaşar. Ambulans çağırın. Aç. Aç kızım. Yaşar'ım. Yaşar'ım. Ambulans çağırın. Harika. Ben çok beğendim. Sen de beğendin mi? Güzelmiş. Vallahi bence çok güzel. Bak buraları böyle rengarenk boyarız. Koltuk da var. Yere de bir yer yatağı atarız. Çok güzel olur bence. Atarız. Eylül. Sen gerçekten beğendin mi? Beğendim tabii. Bayıldım. Hatta işe girdikten sonra da şuraya bir televizyon alırız. Zaten burada kanepe de var. Oh, sarılırız, film izleriz. Pembe Panter'i izleriz. Biliyor musun, ben Pembe Panter'i çok seviyorum. Sen de izliyor muydun? Onun bir sahnesi vardı. Adamın partiye giriş sahnesi. O kadar komikti ki. Biz babamla birlikte sürekli izlerdik. Çok gülüyorduk onu izlerken babamla beraber. İyi misin? Ne olursun affet beni, ne olur. Ay Yaşar'ım, ah. Nurhan Hanım. Nurhan Hanım, metin olun. Yaşar Bey iyi olacak. Nesil olurunda üç top gülüm var.
Sana bana ölüm var. Ey Allah sen korkmaz. Sana bana Eylül. Baba. Eylül. Gitme. Yapma. Babanın yüzü de yere eğme. Canın kadar sevdiğin halinden vazgeçtin. Her şeyini geride bıraktın. Senin için ne kadar güzel hayaller kurmuştum ama şu an düştüğümüz duruma bak. Yapma ne olur. Annen perişan. Ben perişan. Asıl sen yapma be kızım. Bizi sensiz bırakma. Dayanamayız. Hadi gel. Geri dön. Kızım, daha dün gibi aklımda doğduğun gün, daha annenin kucağına bile vermemişlerdi. Seni ilk ben gördüm, kokunu içime çektim. Sanki kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Tam eğildim kucağıma alacak. O küçücük ellerine parmağıma yapıştı. Ellerimi öyle bir tuttun ki, baba beni bırakma der gibi. Bırakmam kızım dedim. O gün Allah'ıma bir söz verdim Eylül. Kızımın elini ömür boyu bırakmam dedim. Hep yanında olacağım dedim. Söz verdim Eylül. Bugünden sonra hep onun için yaşayacağım. Yanından hiç ayrılmayacağım dedim. Hep yanında oldum sonra. Belki lüks içinde yaşatamadım. Elimden geldiği kadarını yaptım. Ama gülüşün eksik olmasın. Rahat et diye onurumla çalıştım, çabaladım. Sırf siz iyi olun diye, rahat edin diye fabrikada kolumu verdim. Hoş. Değil kolumu yüreğimi isteseler bir an bile düşünmezdim. Verirdim kızım Eylül. Baba. Eylül, şimdi neredesin? Ne yapıyorsun Eylül? Bize bu yaşattıkların reva mı? Annenle ben bunları mı hak ettik ha? Bana söz vermiştin. Küçüktün. Beraber bir film izlemiştik. Bir kız hasta babasına bakabilmek için zengin bir adamla evlenmek istiyordu. Babası razı değildi. Ama kız her şeye rağmen gidip adamla evlendi. Hatta babası düğüne gittiğinde kız onu düğünden kovmuştu. Hatırladın mı? Ne dediğini de hatırlıyor musun? O küçücük halinle çok ayıp. Ben babamı ölsem de bırakmam demiştin. Sonra gelip bana sarılıp ağlamıştın. Annenle zor teselli etmiştik seni. İşte o gün bana bir söz verdin Eylül.
Yüzünü asla yere eğdirmeyeceğim dedi. Unuttun mu? O zaman bırak o ölüyü, benimle gel. Evimize gidelim, her şeyi unutalım. Sözünü tut kızım. Bizi sensiz bırakma. Hadi gel. Her şey eskisi gibi olacak. Ama ben öyle olmasını istemiyorum baba. Ben eskisi gibi olmasını istemiyorum. İstemiyor musun? Tamam o zaman. Sen nasıl istersen. Tıpkı küçüklüğündeki gibi. Sana söylediğim neni hatırlıyor musun? Sen hala benim için o neni söylediğim küçük kızsın. Yapma ne olur. Hadi gel kızım. Bunlar hiç yaşanmamış gibi yaparız. Yaşandı. Söz veriyorum sana. İstersen Koray'dan boşan gel. Tek kelime bile etmem. Bizim yanımıza, evimize geri dön. Çalış, okulunu oku. Baba. Eylül, gelmezsen olmaz. İnsan içine çıkamayız. El aleme ne deriz sonra? Yaşar amca. Sen sus! Kızımla arama girme! Eylül, sen hala evlisin. Bunu nasıl yaparsın? Babam, bilmediğin şeyler var. Ben Koray'la gerçekten evli değilim. O evlilik sahteydi. İnan bana baba. Bizim evliliğimiz gerçek değil. Hatta bebek de... Yeter. Bana yalan söyleme. Daha fazla düş kırıklığına uğratma beni. Ama baba... Koray senin kocan. Ayrılacaksan ayrıl. Ama asla bu adamla beraber olmana izin vermem. Yaşar amca. Ben Eylül'ü gerçekten... Sen sus. Kızımın kafasını karıştırdın. Aklına girdin. Eylül böyle bir kız değildi. Sen onu bu hale getirdin. Suç bende. Sana yüz verdim. Evimi açtım. Ama artık kızımın aklına karıştırmana izin vermem. Yürü Eylül, gidiyoruz. Baba. Hayır baba. Olmaz. Silerim seni Eylül.
Eğer benimle gelmezsen kızım demem, canımın parçası demem, silerim. Baba, kurban olayım, bir dinle. Bak, böyle olmak zorunda değil. Beni ikinizden birini seçmek zorunda bırakma, ne olursun. Bak, biz Yaz'la birbirimiz çok... Dinlemek istemiyorum, Eylül düğüne gidiyoruz. Yapamam baba, benden bunu isteme. Peki o zaman. Son kez soruyorum. Kararını ver. Ya ben... ya Yağız. Söyleme öyle. Ne olur. Deme öyle. Eğer benimle gelmezsen... yüzüne bir daha bakma. Benim için ölmüş olursun.